Esir aldığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin gemisi. Yıllardan 1785'tir. Aylardan Temmuz ayıdır ve günlerden de mübarek Cuma günü diyor. Atlantik'te, yani Atlas Okyanusu'nda yeni bir bayrak taşıyan gemiler görünüyordu. Daha önce çok fark edilmemiş bu yeni bayraklı gemiler de neresiydi acaba? Akdeniz'de İngiltere, Fransa ve İspanya bile Mağrip Ocakları dediğimiz Cezayir denizcilerine söz geçiremiyorlardı. Bu daha tanınmamış bayraklı gemiye buralarda dolaşma hakkını kim vermişti? O zamanlar Amerikan bayrağında 16 yıldız vardı. Demek 12 eyaletten oluşan bir Amerika'ymış. Şimdiki gibi 50 tane yıldız yokmuş. 50 eyaletli değilmiş. Sancağında 16 yıldızı bulunan bu Atlantik'e daha yeni gelmiş olan Birleşik Amerika'ya ait bir tekne Kaptan Isaac Stevenson idaresinde Maria gemisi. Tekne ve mürettebatı esir edildi. Cezayir'e getirildiler. Bir süre sonra Philadelphia limanına bağlı ve Kaptan O'Brien idaresindeki Dopin teknesi de Cebeli Tarık'ın dışında yine Kadis adaları civarında ele geçirildi. 1795 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Cezayir Türk Leventleri gemicileri tarafından esir alınan gemilerin sayısı yüzlerceydi. Amerika'da telaş başladı. Amerikan Kongresi 27 Mart 1794 tarihinde oturumda Başkan George Washington'a böylesine felaketlere karşı koyacak bir donanma inşa edebilmesi için 688.888 dolarlık harcama izni verdi. Ne var ki Amerika bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek politikasının temsilcisidir. İki memleket arasında 5 Eylül 1795 Cumartesi günü yapılan bir anlaşma ile Amerika Birleşik Devletleri Cezayirlilerin elinde bulunan esirlerinin ve gemilerinin geri alınması karşılığında 642 bin dolar peşin ve ayda 12 bin Türk altını ödemeyi kabul etti. İşin önemli tarafı şudur ki 22 maddeden ibaret olan bu anlaşma sadece Türkçe yazılmıştır. Yani uluslararası en büyük dil o zaman Türkçe'ye kabul ediliyordu. O yüzden anlaşma Türkçe yazılmıştır. Hakim gücün dili ve yazısıyla yazılmıştır. Bugün dünyada hakim güç İngilizlerdir, Amerikalılardır ve dilleri İngilizcedir. Anlaşmaların birçoğu İngilizce yazılıyor. Ama 18. yüzyılın sonlarında dünyanın en büyük devleti, en geçerli lisanı Türkçeydi, Osmanlılardı. Amerika'da Milli Arşiv'de muhafaza edilen bu anlaşma 1939 yılında Washington'da Hunter Miller tarafından tercüme edilerek aynen yayınlanmıştır. Neden bu geçmiş hatırayı anlattım? Herhalde anlamışsınızdır kıymetli dinleyenler. Düşmez kalkmaz bir Allah.